Hayırlı günler değerli izleyenler. Yapmış olduğumuz ibadetlerde niyetimiz, ihlasımız, samimiyetimiz, ibadetlere bizi sevk eden amiller hiç şüphesiz ki ibadetin kabulü için oldukça önemlidir. İbadetlerden bir tanesi olan infak ibadeti için de aynı şey söz konusudur. Cenab-ı Allah Tevbe suresinin 54. ayeti kerimesinde İnfakı kabul olmayan, yapmış olduğu hayır ve hasenatlar kabul olmayan insanlardan bahseder. Ayet, özel bir nedenle, amaçla indiği söylenmekle birlikte hükmü geçerlidir ve hepimizin dikkat etmesi gereken hususları ihtiva etmektedir. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimeye baktığımız zaman infakı, yapmış oldukları mali ibadetleri, hayır ve hasenatı kabul olmayan insanların özelliklerinden bahsedilir. Bunların birincisi olarak şunun altı çizilir. Allah'ı ve peygamberi tanımayan, adeta inanmıyor gibi hareket eden insanlar. Farklı ayet-i kerimelerde de ifade etmeye çalışmıştık. İnsan yapmış olduğu ibadeti sadece Allah için yaparsa imanında bir şek, şüphe ve tereddüt yok demektir. Ama Allah için yapmaz, riya, gösteriş, desinler için yaparsa o zaman imanında var olan bir sıkıntıya işaret eder. Dolayısıyla ihlassız ibadet içerisinde şirk bulunduran, imani anlamda sorun bulunduran ibadet demektir. Yine gerçek manada iman edememiş, etmemiş olan insanların sadece infak ibadetine, mali harcamalarına, mali ibadetlerine değil, diğer ibadetlerinde de gönülsüzlük görüleceğini Rabbimiz bize bildiriyor. Onların namaza da ancak üşene üşene geldiklerine dikkat çekiyor Rabbimiz ve harcamalarını gönülsüz olarak yapmayı da bir madde olarak dikkatimize sunuyor. Değerli kardeşlerim, biz her ne verirsek verelim, ne yaparsak yapalım, birilerinin teşvikiyle iyiliğe, güzelliğe, hayır ve hasenata yönelebiliriz elbette. Ama yapmış olduğumuz bütün hayırlar, bütün ibadetlerin temeli ve özü Rabbimizin rızasını kazanmak için olmalıdır. Alışkanlık için, çevremizdeki arkadaşlarımıza mahcup olmayalım diye bir gelişi güzellik içerisinde hayır ve hasenat yaparsak Allah korusun bu yapmış olduğumuz infakın kabul olmamasına neden olabilir. Kurban bağışında bulunuyorsak bu Allah rızası için olmalıdır. Reklam için, gösteriş için değil, her sene yaptığım kurban hayrını bu sene yapmazsam acaba çevremdeki insanlar ne der düşüncesiyle değil, bir yere her ay düzenli olarak yapmış olduğumuz, adeta bir aidat şeklinde ödediğimiz hayırları, şimdi bunu bırakırsam çevremdeki arkadaşlarıma bunu izah edemem, ne derler endişesi ve düşüncesi içerisinde değil, sadece Allah için yapmalıyız. Çevremizdeki insanların düşüncelerine, çevremizdeki insanların fikirlerine asla aldırış etmeksizin, gönülden, içten, yürekten, heyecanla yapmalıyız, severek yapmalıyız, coşkuyla yapmalıyız. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere bir şükür ortaya koyduğumuzu hissederek yapmalıyız. Yapmış olduğumuz hayır ve hasenatların dünyada da, ahirette de bizi kurtaracağını unutmayarak, buna inanarak yapmalıyız. Bu düşünceyle, infakta bulunabilmek temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.